Büşra'nın Aralık 2018 tarihinde evden kaçtığından beri 3 Aralık tarihi 2018'den bugüne kadar hiç görmediği annesiyle ilk buluşması alkışlarla Fadime teyze geliyor. Anne. Çıktı. 7 ay önce onun anneyi ağırlamıştık stüdyomuzda. Kızının kaçtığını, yeni bir hayat kurduğunu söylemişti. Kızının kaçmasının altından yine bir uyuşturucu, yine bir çete uyuşturucu satıcılığının yapıldığı, gençlere teşvik edildiği ve kullandırıldığı yönünde bambaşka bir senaryo beraberinde geldi. Bak 7 ayda Büşra daha önce zaten madde kullanan, bu konuda eğilimi olan, bu konuda zaafları olan biri. Bulunduğu şehirden, Bursa'dan kaçıyor, İstanbul'a geliyor. Burada kaçtığı kişinin de aynı yönde iddiaların kuvvetli olduğu Yavuz Yalgın ismindeki kişi. Bu kişi de kuryelik yapan, aynı zamanda kuryelilere dağıtıcılık yapan diğer bir isim. Bak yine bir genç kız. Demek ki bu kızlar kaçarken ya da özellikle evini, aileni terk et, bu konuda zaafların var diyen insanların hepsinin altında iyi niyet yok. Büşra, 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 gel, gel. Hoş geldin Fadime teyze, gel. Tamam, tamam, ağlama.
Tamam, Allah'ım aydınlığı söyler inşallah abim. İnşallah bu dakikaları temizlerim geçirdim. Annenin ilk 3 Aralık 2018'de programa geldiği, çağrı yaptığı bir beklere var. Bakın sevgili seyirciler, bugünden mikrofonların sesini alabiliriz rica ediyorum. Anne ilk programa geldiğinde kızını aramak üzere geldi. Biz o gün Büşra'ya ulaşmak ve buraya getirmek için çok çaba sarf ettik. Ama aradan geçen 7 ayda neler olduğunu da beraber görüyoruz. Yok mu? Dünden vardı, hazırlıyorlar. Büşra, Büşra, Büşra. Efendim. Yaşadıklarını sen biliyorsun. Tamam. Baban geldi kardeşim. Niye anlatmadın sen onlara? Niye anlatmadın sen? Şimdi beni mesela bir şu an şöyle şaşırtıyor. Şey yapamadım. İlk biz Büşra'yla... Ben aldım bunu doluk kavga ettik. Erdem öldü. Büşra, ağladığında hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir şey anlamıyorum. Anneni gördüğün için aslında bir tarafta hem pişmanlık hem de sevinç gözlemliyorum. Bak artık annenin yanında ve biraz önce ne dedin? Beni bırakma dedin. Yok inşallah. Ama sen de anneni bırakmayacaksın. İnşallah. Ve seni, inşallah. Ve seni bu uyuşturucudan, bu bataktan aklandıracağız inşallah Esra Hanım. Kurtaracağız. İnşallah. Ama bunu sen isteyeceksin. İnşallah. O yüzden geldim. İnşallah. O yüzden geldim. Hiçbir evli gibi dizelim yok. Her gün dışarıdaydı. Ben tektim bütün yere. Her gün dışarıda mıydın? O her gün dışarıdaydı. Sabahlara kadar gelmiyordu. Arada ben gidiyordum. Ben evde tek kalıyordum. Herkes mutluydu. Kocasıyla böyle meseliyordum. Hayır, işte yanındaydı. Yavuz'un bu 7 ay evlilikte normal bir evlilik olmadığının altını çiziyor. Yavuz her gece... Her gece o akşam 11-12'de gidiyor. İstanbul'u torba işini yapıyor. Tamam. Her gün gece dışarı mı çıkıyordu? Evet abla, 11-12'de hep gidiyor geliyor. Hatta babamın gideceği gün bile geç geldi. Babama ne diyeceğimi bilemedim dedi. Çalıştığı için, kuryelik yaptığı için mutfakta yardım ediyor dedim. Kuryelik yaptığını söyledi. Evet. Ama o kuryeliğin başka bir adı vardı. Sanki hani böyle bir dağıtım yapan dürümcüde, bir hamburgercide gibi. İşte o pizzacıda çalışıyor, ölüyordu baba. Gece kaçta çıkar evden? 11-12 gibi çıkar. Sabah kaçta gelir? Normalde 4-5 de şimdi 7-8 yaptı son zamanlarda, evet. Onu da bir kere, bir iki kere onu da buldu. Her gece? Gidip geliyor işte abla bu torba işine. Bana diyor işte şey diyor, bugün kesin olacak diyor, arıyor. Akşamına geliyor, ya işte bugün olmadı diyor, işte yan çizdiler falan diyor, yalan kandırdılar. Kim yan çizmiş? İşte o en büyükler abla. İşte bu rezidansta duran en büyük torbacılar. Yani Yavuz'un hangi semtlere giderdi ağırlıklı olarak? Şey Tarlabaşı, Kuştepe, Ataköy, bir de... Bilir misin az çok? Yok, tarla başındaki o şey biliyorum. Seni kaç kere oraya götürdü? Bir kere. Bir kere götürdü. O günde bu İbrahim'in babasının geldiği İşte gün. Ben onu telefonda gördüm. O beni görmüş. Demek ki o zaman o teyzenin dediği gibi ziz zoruna gibiymiş. Siz bu maddeyi sokakta mı kullanıyordunuz? Yok hayır, evde. Sokakta değil. Ama şey Yavuz şey yapıyor ama boş o tarla başında yıkık dökük evler var. Onların içine girip yapıyor. Hatta ben gelmeden, kadın sığmaya gitmeden bir iki gün önce de işte orada Taksim'de kovalanmış tarla başında. Şey saklanmış o evlerden biri. O evlerden birine saklandı. Evet saklanmış. Bu İbrahim amca, şey İbrahim'in babası nereye geldi? İşte abla ben diyorum ya. Yok. Ya park mıydı o evlerden biri miydi? Yok abla dedim ya, ben onu telefondan gördüm diyor. O beni görmüş işte, hatırlamıyorum, teyze dedi ya Zezuna'dır diye, demek ki o yüzden hatırlamıyorum. Sen söyledin, ben dedin o zaman, demek ki madde aldıysam kafam gitti. İşte Zezuna'nın yanındaki park dedi. Caminin yanındaki park mı, o mekruklardan biri yok, mi? Yok caminin oradaki park da o şekilde yıkık dökük evleri biliyorum yani, motorla geçerken görüyoruz. Büşra, şimdi senin yaşamın bizim için değerli. Gencecik, pırıl pırıl ve annem burada evladını arayan bir anneydi. Bir annenin feryadını daha duyduk. Ben izleyicilerden yardım istiyorum. Aslında kaç tane evde aynı ızdırabı çeken anne ve babalar var. Ne kadar fazla çocuğun yaşamına dokunabilirsek bu bizim inşallah, ülkemiz için de bir değer olacak. Emniyet güçlerine yardımcı olmak adına lütfen bugün hepimizin yayında ismi geçen görevi. Yavuz Yalgın, İbrahim ve diğer ismi geçen Doğuş Bey... Cuma
Yılmaz var. Adana-İstanbul bağlantılı, İstanbul'da olan. Pejman isminde Suriyeli olduğu söylenen biri var. Evet. Doğuş'un soyadını Yavuz olarak vermişti Büşra Nur. Bir de Yavuz Yalgın. İsimlerimiz bunlar. Bunlar hakkında bilgisi, görgüsü olan herkesin hem emniyete hem de ihbar hattına bilgi vermesini rica ediyorum. Şimdi, Büşra da zaten emniyet güçlerine ifadesini vererek gereken yardımı yapacaktır bu kişilerin yakalanması noktasında. İbrahim'in Uğur Atıcı'nın şu anda firari nerede olduğunu biliyorsanız lütfen Esrareoğlu'da ihbar hattına ve emniyete, emniyet güçlerine bu konuda bilgi verin, ihbarlarınızı yapın. Hadime teyze, ilk geldiğin zamanı görmek ister misin? Bak kızına o gün nasıl yalvarmıştık. Bir izleyelim.